Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir üçgen şal yapımını anlatacağım. Şalımız bakın şu şekilde. Üçgen. Şöyle oyalarını. Şöyle yavaş yavaş. Buradan başlanıyor değerli izleyicilerim. Şu kısmından. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Hep ortadaki yanlardan böyle arttırılarak şalınızı istediğiniz büyüklükte yaparsınız. Zaten modelimiz burada duracak. Ara ara da izleyeceksiniz. 3 numara tığ. Eliniz bol ise 2 numara da olur. Yani elinizdeki tığlarla da olabilir. Yalnız angora simli ip kullandık. Dilerseniz şallık ipler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi tam ben bilmiyorum. Ben angoradan yaptığım için sizlere angora, yelek ördüğüm iplerden başlayacağım. Dilediğiniz uzunlukta sizler yapacaksınız sonra. Böyle modelimi izlerken hemen başlayalım bir yandan da. Zaten yine ben örerken de göreceksiniz. Şimdi şöyle normal bir angora ipten başlıyorum. Bakın zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane zincir çekiyorum. Böyle bir halka oluşturuyorum. Şöyle bir halka oluşturdum. Hemen şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yukarıya doğru 3 kere de çıkıyorum. Tekrar 2 doluyorum. Hep bu şalımız 2 dolayarak. Ve arada 1, 2, 3 tane zincirim var. Yine aynı. Hep 3'er tane trabzan. 3 tane yukarıya. Arada da 3'er tane zincirimiz var. Böyle 6 tane dolduruyoruz. Şu an bakın 2 oldu. Hemen şimdi yine 2 doluyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada 3 tane zincirim. 2 doluyorum. Şu an 4 tane oldu. 2, 4. Daha 2 tane yan yana 3'erli trabzan yapıyorum. Üç kere de çıkıyoruz. Arada 3 zincirim var. Şimdi sonuncuyu örüyorum. Bakın 2, 4, 6 tane. Birleştirmiyoruz tabii. Şimdi hemen dönüyorum yine. Şöyle 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4. 5 tane zincir çekiyorum. Yine 2 doluyorum. Şurayı batıyorum bak. 1 2 3 tane trabzan yan yana ördüm. Arada 2 veya 3 tane zincir çekiyoruz yine. Yine aynı yere batıyorum. Bu yanlar için şimdi 2 3 tane bakın. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 3 tane şimdi zincir çekelim. Hemen şu 2 tanenin içine battık. Hemen 3'üncünün bakın şuradan başlıyorum. Şuradan şöyle
3 seferde yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar 2 zincir aynı yere. 2 üstüne alıyoruz. Zincir yok arada. 3 kere bu işlemi yapıyoruz izleyicilerim. Yani 2 doluyoruz. 3 seferde yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi arada 1, 2, 3 zincirim var. Şimdi tam ortasına bakın. 1, 1, 2, 3 tane. 3 de bu tarafta. Tam ortasına yine normal 2 dolayıp trabzan örüyorum. 2 doluyorum. 3 kere de yukarıya doğru çıkıyorum. Burası şalımızın tam orta kısmı olacak. Arada 1, 2, 3 tane zincir. Yine 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum. Daha kalın tığla da yapabilirsiniz. Başta da söylemiştim. 3 kere 2 doluyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra yine hemen bakın. Burayı battığımız gibi şuradan batıyoruz yine. Şu. Yani zaten şurada da bakın şalımızda da belli hemen. Bu sıradayız biz şu an. Şimdi burasını yaptık. Bu ikinci sırasındayız değerli izleyicilerim. Bakın. Buradan 3, 6 tane trabzan yaptık. Şimdi döndük böyle. Hemen geliyoruz. Şu şurayı batıyorum. Hemen bakın. Şurasındayım şu an. 3 tane zincir çektikten sonra hemen şu kısmına batıyorum. Yani içinden geçirtiyoruz. 3 seferde yukarıya doğru çıkıyorum yine. Şöyle tam anlaşılsın diye buradan. Çok kibar bir şal, üçgen şal. İster kendinize, ister gelin şalı. Yine 3 tane zincir çektim. Şimdi şuraları sürekli hep onlar yanda gidecek. Yukarıya doğru bakın. 2 doluyorum. 3 kere de yukarıya doğru çıkıyorum. Şalımız bitene kadar hep 2 doluyoruz. Normal yani tek trabzan gibi değil. Daha uzun olsun diye. Yine arada 3 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. İki dolayıp bakın. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum yanlarda. Bunlar artık hep yan olarak böyle devam edecek. Şimdi burada aynı şekilde 2 doluyoruz. 'Siz modelimi izlerken hemen yine ben hızlıca bu yanı örüp hangi sıradan batacağımı sizlere göstereceğim. Aslında kolay ve zevkli bir şal örneği. Biraz karışık gibi gelebilir ama değil değerli izleyicilerim. Şimdi şu yanı yaptıktan sonra bakın şurasını ördüm. Şimdi burası sürekli hep iki taraftan da aynı gidecek. Arada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum bakın. Hemen şunun şu birincisinin giriyorum burayı. Şuradan böyle yukarıya doğru 3 kere de çıkıyorum yine. Böyle burgulu gibi duruyor şalımız. Büklüm büklüm. Yani ben büklüm büklüm gelin şalı diyorum. Şimdi tekrar bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Arttırma yerleri nereden olur diye. Şimdi 2 doladık. Ata ara, ilerleyen sıralarda mesela diğer sırada 5'er zincir hep çekin. Şimdi yine 2 doladık bakın. Şu ortadaki bu sürekli gidecek ortada olan. Yukarıya doğru. Hemen şimdi onun yanından yine aynı şekilde 3 kere de yukarıya doğru çıkıyorum bakın. Hep aynı yere batıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum.
Yine 2 doluyorum. Şu orta kısmı. Bir, iki, üç zincir. Bakın şimdi başlarken izleyicilerim şurada şöyle diyelim 3-6 tane 12 zincirle başlamıştık 6 tane. Sonra yanlarda 2 tane trabzanımız hep gidecek. Hep ortadaki yanlardan artıyor bakın. Ortadaki yanlardan. Yani orta da aynı. Şuradan kremden biraz anlatayım. Bakın 6 taneyle başlamıştık. 2 bu yana. İki bu yana. Ortada da iki tane. Hep burada birer tane yaptık. Sonra iki. Sonra üç. Sonra dört. Hep şu yanlardan şöyle yani bu tarafa doğru açılma oluyor. Zaten modelinde de şimdi bakın yine göstereceğim aynı şekilde. Şimdi dört tane, üç tane zincir çektik. Yine orta kısmını örüyorum. Şu an daha ortadayım. Hemen şöyle bakın 3 tane 2 doladıktan sonra yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Hemen bir önceki sırada ördüğümün birincisinin şöyle dibinden hemen giriyorum. Dediğim gibi belki karışık gelebilir ama hiç de karışık değil. Çok da zevkli bir model. Yine arada 4 zincir. Birinci böyle sıralarda hep 4. Sonra şimdi yine bu. Bunun hemen dibinden giriyorum. Yine 3 tane trabzan. Aynı yere. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine bu balık sırtı gibi olan yeri yanda olarak örerek devam ediyoruz onu. Hep üçer tane yan yana trabzan. Yanlarda ve ortada arada 3 zincirimiz var. Bakın. Şimdi bu yanlarda bir sorun yok. Hep onlar devam edecek bitene kadar şalımız. Arada 1 2 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın biraz belli olmaya başladı değerli izleyicilerim. Bakın şöyle şuradan 6 tane ile başlıyoruz. Yanlarda 2, ortada hep burada 1, 2. Tekrar şimdi devam ettiğimizi şurasını hemen anlatmak istiyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Hemen bakın şu yanı yaptıktan sonra her sırada yani her sırada birer tane arttırmış oluyoruz. 3 tane zincir bu yanlarda arttırma yok. Şimdi 3 tane yaptık. Hemen arada 4 tane zincirim 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen 2 doluyorum bakın. Şunun dibinden batıyorum. Sonra bunun dibinden sonra bunun dibinden. Yani 3 tane arttırmış oluyoruz bu sırada. Şimdi şöyle 2 doladıktan sonra bunun dibinden böyle batıyorum bakın. Dibinden. 3'er tane yapıyoruz. 3. Arada 4 tane zincirim var. İlerleyen sıralarda 5 çekeceksiniz. Bakın böyle dönüyor. Şimdi yine bunun batıyoruz. Tam burasını da yaptıktan sonra bırakmak istiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi yine bunun ucundan. Bakın şu ortadakinin de ucundan. Yani birincisinden. Zaten artma yeri hep oradan izleyicilerim. Yani tam onu anlatmak istedim. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bu orta kısmına geldiğimiz zaman burayı burada ikili yapıyoruz. Yani 2 tane iç içe batıyoruz. Hep yanlardan arttırma. 3 tane zincir aynı yere batıyorum. Burayı. Sonra
Buradaki 3 taneyi yaptıktan sonra hemen yanlarındakilerden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane şuradan. Hemen şuradan. Sonra tekrar 4 zincir buradan. Tekrar 4 zincir buradan. Burayı yine ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bırakayım ki tam anlaşılsın. Kenar oyasına geldiğimiz zaman da kenar oyasını örümcekli yapıyoruz. Zaten videolarımızda da var. Bakın şöyle. Umarım anlaşılmıştır. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.